Değerli izleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında ekonomik güven endeksi 4.2, tüketici güven endeksi ise %0.9 oranında düştü. Peki bu ekonomik dilde, literatürde çok kullanılan ve piyasayı çok yakından ilgilendiren tüketici güven endeksi ne demek? Ekonomiye etkisi neler? Bunu bugün arkadaşımız uzmanlarına sordu. Bu güven endeksi nedir? Niye bu kadar önemli? İşte uzmanlardan dinliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken 2019 Ocak ayında %4,2 oranında azalarak 78,5 oldu. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güven endeksi diğer endekslerde olduğu gibi bir ülkenin ekonomisindeki gidişatı, yani geçmiş yıllarda veya yakın bir zamanda bugünkü zaman arasındaki gelişmeleri inceleyen bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Bugün açıklanan tüketici güven endeksi aylar itibariyle, yani Ocak ayının ve Aralık ayı arasındaki göstergelerin, aylık göstergeler arasındaki farkı gösteriyor. Hemen bir genelleme yapmama müsaade edin. Bu türlü endekslerde bir aylık, yani önceki ayla karşılaştırma veya baz etkisi dediğimiz bir önceki yılın aynı ayındaki aydaki göstergeyle, yüzdeyle bugünkü ayın göstergesinin farkı yapılır. Bu her ikisi de benim kanımca bir maliyeci ve makro iktisatçı olarak pek fazla değer yargısı veya yorumlara yol açmaz. Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,9 oranında azalarak 58,2 değerine geriledi. Son rakamları Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç değerlendirdi. Dolayısıyla kısa vadeli dalgalanmalar bir yoruma sebep olacak veya bir olumsuzluğa gösterecek bir yapıda değildir. Ancak uyarı mahiyetindedir. Endeksin yüzden büyük olması iyimser durumu, küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.